Değerli risale Okumaları seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde ben Silahattin Arslan, değerli misafirim Ümit Taş Hoca'mızla birlikte Risale-i Nur'un Lem'alar kitabından ikinci lem'ayı okuyacağız. İkinci lem'ada Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın malumunuz Sabır Kahramanı Eyüp Aleyhisselam'ın kısası kısaca anlatılıyor. Ve burada ne ders alacağız? Bunlar bize e, açıklanıyor. Değerli Ümit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen dersimizde de birlikteydik. E, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını beraber okuduk. Ümit Hocam Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. E, Senenur'a da aşina bir hocamız. Elinize ağzınıza sağlık. Evet Ümit Hocam, ee, bugün bir başlangıç yapalım inşallah. Evet i̇kinci inşallah. Lama inşallah. Aleyhisselam kıssasından ondan sonra duruma göre evet. açıklamalarınızı inşallah. alırız. Arka arkaya geldi, iyi oldu bir bakıma. Birinci lamada Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bahsetmiştik. Şimdi bu ikinci lamada Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası var. Ee, yine tekrarlamakta fayda var. Ee, Kur'an bu kıssaları zikrediyor. Onlardan alacağımız ve hayatımıza tatbik edeceğimiz ibretler var, manalar var. Bediüzzaman Hazretleri de bu ikinci lamada Eyüp Aleyhisselam'ın kısasını anlatarak başlıyor. Bunlardan nasıl bir dersler çıkaracağımızı okuyarak bir görelim. Evet, buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İznada Rabbehu enni Mesneya durru ve ente rahimin Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu ya kareşe duası hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda çünkü o bir peygamberdi Allah hitaben gerçi biz de Allah hitaben hepsini yapıyoruz ama biz bir kul, bir aciz abd olarak Rabbi inni mesne'e'dül ru'en terhamü'r Rahimin demeliyiz. Değerli hocam, siz de dersiniz belki seyircilerimiz merak ederler. bu üstteki ayeti kerime malumunuz. kısa bir meal olarak merak edenler için tabii, bir tabii, şey yapar mısınız dersiniz hani Ey Aleyhisselam Rabbine lida etti yani dua etti, yalvardı ki ya Rabbi zarar bana dokundu. Evet. Sen Erhamur rahiminsin Yani merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etti. Bu samimi e, ihlaslı duanın e, bereket hürmetine Cenab-ı Hak ona şifa verdi. Evet. Bütün yarabarlarını iyileştirdi diye evet. Kur'an-ı Kerim'de e, naklediliyor bize. Burada bir ifade dikkatimizi çekiyor. Bizler de ayetten iktibas suretinde dualarımızda şöyle diyebiliriz diyor. Evet. Şimdi burada e, mesela çok kısa bir değişiklik var. E, İb'a aleyhisselam Rabbine dedi ki eee işte inni mesaniyettur Ben Temur rahim biz de diyebiliriz ki ya rabbi evet. zarar bana dokundu sen evet. merhametlerin en merhametli diye evet. kendimize ayetlerden dualar çıkarabiliriz yani evet. bunlar bir ayeti değiştirmek gibi yorumlanmamalı. Çünkü, Çünkü orada ne o, diyor o, nebiye hitaben orada e, üçüncü Allah, şahıs olarak Allah nakle diye ben de kendim evet. için dua ediyorum evet. ayeti dua evet. kullanıyorum ki bunlar çok makbul dualar. Bunlar Kur'an zaten da, bir kitabı he, dua, bir kitabı he, davet, bir kitabı zikir evet. yani Kur'an'ın ayetleriyle zikir etmeyeceğiz, dua etmeyeceğiz değil de mi? neyle edeceğiz? Yani işte Yunus, Yusuf Aleyhisselam'ın duası var mesela Ya Rabbi beni vefat ettir, sarihler zümresine kat değil mi? Evet. Şimdi orada da biz de diyebiliriz ki Ya Rabbi bizi sarihler zümresine kat şeklinde bu ayeti biz de dua şeklinde. Evet okuyabiliriz. Tevaffeni Müslüman ve ya, Fendi, bir salihin diye buyurmuş. Cenab-ı Hak da o güzel duayı naklediyor. Biz de Ya Rabbi bizi salihler zümresine kat diye o ayetten kendimize dua çıkarabiliriz. Evet. Bunların caiz olduğunu alimler e, söylemişler. Bu ayeti bir değiştirme anlamında Anlamaya yorumlanmamalı. Gelmesi. Evet. Buyurun. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar, yaralarından çıkan kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazifi ubudiyete, o ibadet vazifesine halal gelir, zarar gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyeti ilahiye için demiş. Kendi istirahatı için değil, sadece ve sadece Allah olan ibadetine zarar geleceğini düşündüğü için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor. Niye? Çünkü o yaralarından çıkan kurtlar kalbine ve diline Erişmeye. zikir mahalli evet zikir mahalli olan diline ve marifet-i ilahin Allah'ı bilmenin, düşünmenin mahalli yeri olan da kalbine iliştiği için ubudiyetime, ibadetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi garazsız, lillah için yani sadece Allah olan ubudiyetine mani olacağını düşündüğü için başka hiçbir menfaati çıkarı yok. O ihlasla halis o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. Ona hastalıktan şifayı afiyeti ihsan edip envai merhametine çeşit çeşit merhametlerine de mazhar eylemiş. Kıssanın özeti bu. İşte bu lamada beş nükte var. Şimdi bu kısadan çıkaracağımız, anlayacağımız manalar nelerdir? Şimdi hocam buyurduğunuz gibi geçen dersimizde Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında dikkat çekmiştik. Yani Risale-i Nur hem medrese ilimlerini hem tekke ilimlerini evet. hem de mektep ilimlerini birleştirmiş yıl yıl yılınca. Şimdi bu bu paragrafta hani medrese usulüyle bir nakli bilgi verdi ibaresiyle olmak şeyi nedir? Bir hatırlatma evet. yaptı. Kalbi hüşyar olanlar için <laughs> bunda bile çok büyük bir şey var, istifade evet. var. Yani şimdi kısas enbiya kitaplarında, peygamberler tarihi kitaplarında çok daha fazla bilgi var. Evet. Ee, İbni Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak var. değişik şekillerde imtihan ediyor. İşte mallarına zarar evet. geliyor. çocuklara vefat ediyor. Malları hastalıktan ölüyor. E, fakir düşüyor. Arkasından hastalık. işte bu hastalık şu kadar süre sürüyor. E, bunlar da e, tabi bilinmesinde fayda var, Güzel bilgiler. gider. Evet. Ama esas olan bu. Yani şimdi e, İbni Aleyhisselam'ın olan... Kur'an-ı Kerim'de evet. bu kadar kısa yer vermiş. Ama araştırmacılar bunu daha detaylandırmışlar. Şimdi bundan sonra da hani tasavvufi bakışla diyebileceğimiz bu kıssadan biz ne ders alacağız? Yani bir hikaye olsun da İbrahim Selam'ın şeyini öğrenelim de hoşça vakit geçirelim diye anlatılmıyor bu. Evet. Bize de ders var. Kıyamete kadar gelecek olan hatta bütün insanlara bir ders var. Bu derste ne biz ne ders çıkaracağız? Bu evet. ayetten, bu kıssadan. Şimdi ona dikkat çekiyor. Bir de şunu aklıma geldi hatırlatalım. Bu İbretül Aleyhisselam'ın bu dua'sının geçen derste de geçmiştim muarımız. Akşamla yatsı namaz arasında her gün 33 defa okunması çok faziletli diye dua kitaplarında zikrediliyor. Evet, onlardan birisi Burada de da evet. Bu da duayı. Yani, ya i̇nsan Rabbi, günü duasında da her zaman bunları söyleyip. E, Rabbim, emes senidür evet. ve terhami rahimin duasını. Biz de her akşam eğer müsait olursak akşam evet. namazı ile yatsı namazı arasında söyleyebiliriz. Çok evet. faziletli, sevaplı bir dua. Buyurun. Evet, birinci nükte. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Ya ne güzel. Onun görünürde yara beresi var o hastalıklarının mukabili bizim batını içimizde, ruhumuzda ve kalbimizde hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, iç dışa, dış içe, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı, ve hastalıklı görüneceğiz. Yani ruhumuzu şöyle bir görmek mümkün olsa değil mi? Manevi tarafımızı, Ruhumuzdan ruhumuzu, daha yararlı kalbimizi gibi görebilmek mümkün olsa. Yani. Evet. Hani bir yerde de var ya şöyle bir ifade. Hani zahirde bu kadar insanları görüyoruz ama içi dışa dış içe bir çevrilsek onlardan pek büyük bir kısmı yani e, dile getiremeyeceğimiz hayvanat devinden kimseler haline gelecek evet, evet, yani. Burada da burada evet, da. Evet. Yani insanın ya e, görünmeyen içi daha önemli aslında. Evet. evet zahirde evet. makyajlı hali bizi aldatabiliyor. Evet. Evet demek iç dışa dış içe bir çevrilsek Hz. Eyüp'tan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Çok önemli bir cümle bu. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Eğer o hastalıktan, o yaralardan ölseydi şu dünya hayatı bitecekti onun için. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. Halbuki bizim bu ruhi manevi yaralarımız pek uzun olan ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Eğer ki imanı sağlam elde etmez isek, eğer ki amelimizi sağlam yapamazsak Allah korusun biz ebedi bir cenneti kaybedip Allah korusun ebedi bir azapla veya kısmen de cehenneme girmekle yani bir e, durumla karşı karşıya kalırız. Yani bir önceki cümlede bir iddiada bulundu. Dış iç dış, dışa dışa evet. çevirsek Hz. Eyüp Aleyhisselam'dan diyor değil mi? Daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Şimdi bu bir iddia. Şimdi evet. açıklamasında da evet. çünkü onun hastalığı sadece dünya hayatını tehdit ediyordu. ...bizim bu manevi hastalıklarımız... Evet. ...ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Demek ondan bin derece daha, daha kötü bir durumdayız. Daha evet. durumdayız evet. Farkında olalım bu tehlikenin... ...buna çare araştıralım. Evet. O o münacat Eyyubiye'ye... ...o Eyüp Aleyhisselam'ın münacatına... ...o Hazretten ...bin defa daha ziyade muhtacız. Biz de o duaya muhtacız. Kendimiz için bu duayı bin yapmalıyız. Bin defa daha fazla. Baha husus nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına erişmişler. Nasıl ki onun yaralarından çıkan o kurtlar kalp ve diline erişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Neuzu billah. Mahalle iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefret karane uzaklaştırarak susturuyorlar. Ya çok önemli bir tespit. Birbirine bağlı ifadeler yani bakın. Yani günahlar kalbimizi kararttığı evet. zaman insan artık dua etmek istemiyor, duadan zevk almıyor, zevk almıyor Adet artık. Etmek istemiyor, ağzına mani ve ortamlarda bulunmak istemiyor. Bulunmak istemiyor, ruhu kararmış çünkü günahlar. Kendini o zaman gidip gayri meşru eğlencelerle, zevklerle nefsinin uyutmak, tembim etmek durumunda kalıyor. Ya, nefsinin hoşuna giden şeyler evet, meylediyor. Evet, barisi. demek ki bizler yani. hangi durumdayız? Nasıl ki o Hazretin yaralarından çıkan kurtlar kalp ve dinine ilişmişler öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Çünkü günah bir yara halinde bizde iz bırakıyor. O yaradan da vesveseler, şüpheler çıkıyor. O şüphelerde, o vesveseler imanın yeri olan kalbin içine, batını kalbe ilişip imanı zedeler. Eğer ki çaresini araştırıp bulmaz ise, işte tövbeyle, istiğfar ile onu imha etmez ise, o imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar. Burada Hocam şu da aklıma geldi de yani bu e, zikir dediğimiz yani evet. e, ruha zevk veren, manevi haz veren şeyleri gerçekten her vesileyle kullanmamız evet. icap ediyor. Evet. Mesela hani bir Resulullah da Resulullah'ın da aleyhissalatü vesselam tavsiyesi değil mi? Selamı yayınız. Bir meclise girdiğiniz zaman, evet. bir dostunuzla karşılaştığınız zaman selamun aleyküm demek değil mi? Evet. Ona bir duadır. Evet. Allah'ın selamı Allah'tan gelecek her türlü iyilikler, güzellikler senin üzerine olsun. İşte bir şey yedik, içtik, su içtik, bir şey evet. Elhamdülillah, Elhamdülillah diyebilmek. Besmele bir işe başlarken besmele, besmele çekmek. Besmele'yi sık sık kullanmak. Bunlar evet. zikri ilahidir. Evet. Allah'ın ismiyle evet. başlıyorum deyip onu evet. hatırlıyoruz, evet. zikrediyorsun. Yani bu tarz böyle güzel şeyler, çok şükür diyebilmek, İşte Allah razı olsun diye dua etmek, bir iyilik gördük birisinden mesela. Değil mi? Bunları sık evet. sık... Evet. ...kullanıp insanımıza evet. alıştırmamız lazım. lazım. Yani evet. Kullanılmaya kullanılmaya da bir soğuma olabiliyor. Ee, bu da işte tevziyesin. kullanmadığımız zamanlar ekseriyetle de demek ki bu haletten Aa, geliyor. Ya, aynen. Farkında olmadan belki dilimizden veya fiilimizden çıkan bazı haller bizim batını kalbimize ilişiyor. Oradan da bizim imanımız farkında olmadan belki de gitgide zayıflıyor. zayıflıyor. Çünkü insan boş duramaz. Yani. Eğer hayra, iyiliğe yakın olmazsa onu kötülükler alır. Yani durum bu yani. Ortada iki taraf arasında dengede duracak diye bir şey yok. Eğer iyilik yapmazsa, iyiye doğru yönelmezse, hayra yönelmezse o zaman kötülükler gelir onu bulur. Ağzınıza sağlık hocam. Güzel bir noktaya da temas ettiniz. Evet. Şimdi hani malumunuz Cenab-ı Hak insanı kainatın küçük bir misali olarak yaratmış. Evet. Kainattaki olan bütün kuvvetler, insanda da küçük numuneleri var. Nasıl ki kainatta iyi, kötü, güzel, çirkin, hayır, şer, melek, şeytan gibi hep böyle zıt şeyler yaratmışsa Cenab-ı evet. Hak... İnsanda da bunun küçük şeyde numuneleri var. Yani hayra meyilli duygular da var, şerre meyilli duygular da var. Evet. Mesela işte hayra meyilli duygular dediğimiz iyilik yapmak, sevmek, saygı duymak, inanmak, şefkat etmek, değil mi? yardım etmek evet. bunlar... Hepsi güzel hayra meyilli e, duygular, insanda var bunlar. Bir de şerre meyilli duygular da var. Kin, intikam, işte öfke, evet. kıskançlık gibi, isyan etmek, evet. dedikodu yapmak gibi. Şimdi bu iki duygu grubundan hangi taraf gıdasını fazla alırsa insanın ruh dünyasına o hal hakim oluyor. Evet. Yani günahlı ortamlarda bulunmak, onda o tarz şeyleri, sohbetleri, konuşmaları dinlemek, o tarz kitapları okumak, o tarz filmleri, tiyatroları dinlemek değil mi? O şerre insan şehvet duygusunu mesela tahrik edici. İnsanda binlerce duygu var. Duygu Onlardan var. birilerini o uyandırıyor. Du duyguları besleyici e, ortamlar evet. ve meşguliyetler ister istemez insanın ruh dünyasına o halin hakim olmasına neden oluyor. Ama diğer taraftan da tabi ibadetlerimizle, dualarımızla, kitap okuyarak, Kur'an okuyarak, işte e, imanlı insanlarla birlikte olarak sohbetlere evet. katılarak da o hayra meyilli duygularımıza adeta beslemiş oluyoruz. Yani bu da bizi istikamette muhafaza ediyor. Evet. Onun için e, hep teşvikler var ilim evet. meclislerine katılmanın evet. üzerine. Arkadaşını söyle kim olduğunu ha, söyleyeyim. Bunlarla, mi? iki iyi insanlarla görüşmenin faydası evet. İşte bu güzel kelimeleri, güzel duaları dilimizden eksik etmemenin değil mi? Evet. Faziletli oldu. Hep hadis-i şeriflerle teşvik evet. edilmiş bunlar biz işte o hayra meide duygularımızı güçlendiren gıdalar. Demek ne anlıyoruz De? buradan? İyi şeyler, iyi insanlarla beraber olmaya çalışmak Olmak, lazım. O duygularımızı sürekli lazım. beslemek izabı diyor. Evet. Gayret etmemiz evet. lazım. Evet öyle. Yani İnşallah. ben biliyorum demek yeterli yeterli manevi değil Manevi haz, manevi gıda, feyiz dediğimiz şey çok önemli. Bilim feliate çıkmadıkça bir anlamı yok zaten. Sadece evet. yani bilgi hamallığını yapmış olur insan. Evet, Onu icraata, feliate çıkarmak. Efendim. Aynen. Şimdi Allah'a inanan bir kimse yani ibadete yöneltmiyorsa demek ki o imanda bir eksiklik var demek. Evet, aynı. Evet. 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 evet zikirden nefret uzaklaştırarak susturuyor. Neler? Çünkü o günahlar, günahlardan hasıl olan vesveseler, şüpheler kalbe ilişip zamanla imanı zedeliyor ve imanın tercümanı olan lisanın o ruhani zevkine ilişip zikirden nefret uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yani bu günahlar da öyle bir şey ki yani yani kendinden böyle neşünema buluyor yani eğer tövbe ile istiğfar ile imha edilmez önü alınmazsa günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Burada hocam ben e, istedim bu güzel izahı böyle hala uydurma hayali bir şey değil. Mesela aşağıdaki evet. ayeti aslında tefsir ediyor. Evet. Yani devam, oraya dayandıracak zaten. Öyle. Yani bunlara bile diyor. Bel râne alâ aşağıda geçecek şimdi hatırlatacak. Evet. Yani bu bir ayeti kerime. Bu ayeti kerime de diyor ki onların işlediği günahlar diyor. Onların kalplerini karartıp, kaplarını kalpl ka kalplerini kaplamış ve karartmıştır. Bu mealde evet. bir ayet-i kerime. Yani günahlar nasıl bizim kalplerimizi karartıyor? Evet. Ee, Bunun şeyini yapacak şimdi. Evet. Yani i̇zahını yapıyor. O, evet. Anlayalım diye bu konuyu. Evet. evet. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Bu bir iddia şimdi. Evet. Bu iddianın açıklamasını yapacak. Evet. İnkar. Küfür buradaki kelimesi. İnkar. Bazen hani sövme anlamında kullanıyor arasında. aslında. Evet. İnkar etmek Allah'a yani. Allah'ı, ahireti. Yani. inkar etmek, imaniyeyi inkara inkar götürecek etmek bir yol var. Evet. Yani günahlar insanı inkarcı olmaya kadar götürebilir. Biliyorsunuz yani imanın altı rüknü var. Altı rüknü de birbirinden ayrılmaz. Yani Allah'a iman etmemiz gerektiği gibi peygambere, öldükten sonra dirilmeye, kadere, meleklere, Kur'an'ın kitabı Allah olduğuna... Şimdi bunlardan birisini inkar etse, beşini inkar etse, o insan küfre giriyor. Beşini kabul edip birini inkar etse de, mi? Hepsi evet. altı, altı iman esasının evet. altısını kabul Dolayısıyla altısına da e, yetecek kadar bir iman olması lazım. Evet. Aksi takdirde ben beşine inanayım veya işte altısından üçüne inanayım da Allah'a inanayım, ahirete inanmasam olur. Değil yani. Evet dolayısıyla bu yani kapsamının genişliğini ifade için bunu burada söylemek ihtiyacı hissettim. Her bir günah içine küfre girecek bir yol var. Yani işlediğin günahın tipine, mahiyetine bağlı olarak efendim haşa Kadir inkar ettirebilir. Ahiret inkar ettirebilir. Gizli yerde işledin. Efendim kimse beni görmemiştir. Yani zaten burada da diyor onu. O zaman ne yapacak? Meleklerin varlığı ona ağır gelecek, melekleri inkar edecek. Evet o günah. İstiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından, başkasının o günahı işlediğini görmesinden, haber olmasından çok hicap ettiği zaman, çok utandığı zaman, melaike ve ruhaniyatının vücudu... ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile... onları inkar etmek arzu ediyor. Ya, Ufak çok. bir emare ile... onları inkar etmek arzu ediyor. Bu arzu nereden kaynaklanıyor? İşlediği günah ağırlığından kaynaklanıyor. Ya. Ona müthiş bir... utanç veriyor, ağırlık veriyor. O hicaptan... O ağırlıktan melike ve ruhanilerin vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük yani, bir emareyle, evet. Yani bir şey işlemiş, e, tandıracak bir günah evet. işlemiş her yani insan evet. olabilir bu. İstiyor ki bunu kimse bilmesin. Bilmesin diyor. Evet. Birisi duysa rezil olurum, insanların yüzüne bakamam mahcup olurum. ya sen böyle bir şey mi yaptın diye. E şimdi bu hassasiyette olan bir insana ya bir taraftan da yani Müslüman diyor ki ya melekler var. Değil mi? Her yerde bulunuyorlar. İman Az önce melekler... hicap duygusu da imandan kaynaklanıyor. He, imandan yani kaynaklanıyor. Yani imanlı İmanı birisi var. bu o hissiyatı. Bu, bu, bu he, imanlı birisi. Ya meleklere Allah kaydettiriyor her yaptığımızı, evet. sesimizi, görüntümüzü. Bu rahatsız etmeye başlıyor onu. Evet. Değil mi ya? Keşke kimse bilmeseydi. İşte. Duygusu uyanmaya başlıyor insanın içerisinde. Evet, bu, bu duygusu maalesef daha sonra ne yapıyor? Yani onu o, yavaş yavaş inkara meylettiriyor. Evet. Halbuki tövbe istiğfar Heh. yapsa belki daha kolay, daha güzel bir yol olacak. Evet. Ama şeytan da boş durmuyor tabii Değil ki. Mi? Evet. Tabii ki işte dediğiniz gibi tövbe kapısı açık ölünceye evet. kadar evet. tövbe istiğfar etse Allah inşallah affedecek, affeder. Evet. Evet küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabına intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden cehennemin yokluğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Ya, yani günahları işlemiş. Mesela bazen duyarız insanlarda. Ya haşa, ben içki içmekle kime ne zararım var ki, ne diye bunu Allah yasaklamış ki haşa? Niye buna ceza veriyor ki? Evet. Bu benimle ilgili bir şey. Halbuki dinimiz diyor ki, sen duygularını, iradeni kendine zarar verecek şekilde de kullanamazsın. Evet. Yani şimdi Batı'nın bir hürriyet anlayışı var ya, ben istediğini yap, başkasına zarar vermediğin sürece serbest. Tabii ki e, İslamiyet diyor ki kendine de zarar veremezsin. Tabii, değil mi? Hukukullah ve hukuku ibadet yapan. Duygularını hem başkasına hem kendine zarar vermeyecek şekilde yani. kullanmak zorundasın. E, Kimene ben iş geçiyorsam, kime ne ikimiz arasında bir günah yaptıysak işini işte bunlar, e, değil mi? E, İslami şeye uygun Uymuyor. değil. Hem başkasına evet. hem kendine zarar vermeyecek şekilde kullanmak zorundasın. İşte bunları işleyen. E, dün, Kurtuluş yolu çaresi Tövbe istiğfar etmek Ya Rabbi affet diyebilmek Bir daha yapmamaya niyet etmek söz vermek Ama e, bu yola başvurmazsa Sonra başlıyor e, Yavaş yavaş tepki göstermeye Başlangıç öyle evet. Bana kime ne zarar verdim ki e, i̇şte etrafında, Niye yasaklamış ki Etrafında iyi arkadaşlar olsa heh, Onu heh. iyi yönlendirecek Tövbe istiğfarı yönlendirecek Ama kendi günahına ortak olan Veya kendi gibi düşünmeyen menfi olarak düşünen arkadaşlar varsa o zaman ne yapacak? Kendi şeytanına kuvvet verecek. Yani ne olacak işte? Ya. Yani aynı dediğimiz yani ufak gibi. Ufak ufak o zaman rahatsızlık belli edenler demek ki başlamış meyil yani. İlk kere evet. doğru gidiyor farkında değil işte. Evet. Yani ne zararı var ki? Niye böyle yasaklamış ki? Her şeyi de yasak ki. Hayatımızı yaşamayacak mıyız? İşte bu tenkitler Dünya, ne oluyor? Yavaş yavaş imanın rükunlarına erişiyoruz. Ha, i̇nkara doğru onu götürüyor aslında. Psikolojik evet. bir kayma evet. var. Daha farkında değil. Tek şey Ya Rabbi affeder, evet. demek. Tövbeyle tövbe ona e, müdafaa da bulunmak. Süper gerek, olmak. olmak. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın Küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı teklirden müteessir olan o adam, bakın bizler herkes, yani bir amirinin emri altında çalışan bir kişi, küçük bir vazifesizlik nedeniyle amirinden aldığı bir teklirden cezadan müteessir olur değil mi? Bu hissiyat, bu ruh inceliği her insanda var. var. Her insanda var. Bir görevimizi yapmasak da, amir de bizi ikaz etse, kızsa... Evet azarlasa, Pazarlasa bozuluyor. Birkaç gün kendimize gelemiyoruz. teessür duyar insan yani. Evet. Böyle bir yapıdayız insanlar. Böyle insan. bir yapıda olan bu insan. Eğer ki farz namazını kılmaz, ibadet vazifesini yerine getirmez ise o adam sultanı ezer Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı değil mi? Her tarafta Kur'an'da, ayetlerde her zaman nedir? E, ya ya eyyühellezine amenü iman edenleri yani ibadeti sevk ediyor. Onların ibadete sevkinden bahseden veya onu yönlendiren defalarca şeyler var, ikazat var. Evet, bu küçük bir vazifesi yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan Ezel ve Ebed'in mükerrir emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, o tembellik, büyük bir sıkıntı verdiriyor kendisine ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazifi ibadiyeti bulunmasaydı keşke yeah. o ibadet vazifesi bulunmasaydı ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır içinden bir temenniyle başlıyor bakın bu yeah. yani vazifesi vazifesinin yerine getirmediğinden dolayı bir ağırlık hissediyor Keşke olmasaydı bu ibadet vazifesi. Günde beş vakit namaz da yani çok yani bunun ağırlığından ne yapıyor? Keşke olmasaydı ve bu arzudan da bir ilahi düşmanlığı hissettiren bir inkar arzusu uyanır. Yani şuna benzer bir soruyu da soruyla da muhatap olabiliyoruz bazen. Ya Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var ki ya? Niye bunu istemiş ki bizden? Bu, bu, psikolojinin bir yansımasıdır bu da. Evet. Yani ibadeti yapmıyor, evet. yapmak istemiyor. Başlıyor sorgulamaya. Yani ne faydası var? Ben yapmasam bana ne zarar vermiş olacak? Halbuki ki. Allah'ın kimsenin ha, ibadetine ihtiyacı, ihtiyacı var. yok. var. Yani onun aile izahları var. Evet. İşte bu, bu duygunun bir yansıması bu. Evet. Halbuki yap, yapsa e, ibadeti de zevk alacaktır, e, savunacaktır. Çünkü ama insanın fıtratı sorguluyorsa... ona göre yani evet. fıtratı ibadetten zevk evet. alacak şekilde ama işlenilen günahlar, zevk ve sefaat içine geçen bir hayat sonrası ne oluyor? İnsan tabii ki ibadetten uzaklaştıkça ibadetin vermiş olduğu zevki, o ruhani lezzeti hissetmiyor, tadamıyor ve tersine olarak olmamasını evet. burada belirttiği gibi arzu ediyor. Ve de daha sonra işte ilahi bir adavete, düşmanla yol açıyor. Yani isyan noktasına gelebiliyor yani ya evet. her şeyi bize yasaklamış haşallah. Şunu yap, bunu yap, bırak yapalım. Yani bu tarz böyle sorgulamalar, itirazlar. İşte artık inkara yaklaştığının bir şeyi yapmıyor. Bir taraftan bir sürü günahlar işlemiş. Evet. Onun verdiği hiç rahatsızlık var. Bir taraftan yapması gereken ibadetleri yapmıyor. Evet. Onlar birikmiş. Böyle bir şey halinde, her şeyi itiraz eden, isyan halbuki, eden bir halde. Halbuki dünya ebedi olsaydı, yolumuzun üzerinde ölüm gibi bir vukuat olmasaydı, biz de herkes gibi keyif edip eğlenelim. İbadeti, namazı, Allah'ı düşünmeyelim. Ama her gün yüzlerce, binlerce insan ölüyor değil mi? Bu dünyayı biz keyif evet. sürmek, hayatımızı yaşamak için gelmedik. Bizi buraya gönderen Allah'ın bizden istediği var bizi bir imtihan için göndermiş, evet. iyi kötü e hayır işler insana bütün duygular verilmiş dediniz ya işte bunlar e, nedir insanı karşılaştığı hadiseler karşısında devamlı kendisine verilen iyi tarafları kullanmasıyla ancak iyiliğe güzelliğe gidecek Der. Allah'tan e, imdat e, isteyecek Allah da onu güzel yoluna muvaffak edecek yani neticede e, hayır ve şer her şeyden biz her şeyi Allah'tan biliyoruz öyle değil mi? Evet. Yani iyi yaratan da Allah, kötü yaratan da Allah. Ama yani biz ona taraftar olursak o zaman iyiliğin mükafatını Allah bize veriyor. Yani haşa kötü yaratmak, kötülüğü yaratmak o şer değil. Ama kötüye müsebbip olmak, ona sebep olmak bize onun vebalini yüklendiriyor. Evet. Evet bir şüphe dedi ya bir inkar arzusu uyanıyor o yapmamaktan dolayı ibadet yerine getirmediğinden dolayı bir şüphe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse Allah'ın varlığına dair kalbe bir şüphe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Yani haşa ve kella Allah'ın Yokluğuna dair bir delil gelse, ya ben görmüyorum, niye inanayım görmediğim gibi şey. Çok basit bir şey. Diyor, gibi, delil de sayılmaz basit bir şey he? bile. Ha, yani hani ilkokulda eskiden e, çocuklara dermiş öğretmenleri, bakın benden şeker isim, ben veriyorum. Allah'tan şeker isim, bakın verecek mi? E, vermiyor. O halde Allah yoktur haşa gibi. Bunun Çok basit, ilmi değeri ilmi yok, ilmi yani. değeri olmayan e, ifadelerle e, ne yapar Ak akılda? varlığa dair bir şüphe aralar. Daha sonra şeytanın nefsi de ona kuvvet verirse haşa inkara ve helakete doğru geliyor. Çünkü temelde e, asıl işte bu farz, güdahları günahları işlemesinden, farzları yapmamasından gelen bir rahatsızlık var. Tabii. Bir temenni var. Bir Tabii, ortam hazır, var. Yani, ortam, ortam hazır yani. Ortam, hazır. Ona. Alt Altyapı hazır. Evet. Bahane arıyor. Bahane arıyor. rahatlamak evet. için. Ne İnkar yapsam etmek ne de... etsem de Bundan i̇nkar etmek, etmek ne zannediyor ki rahatlayacağım evet. diyeceğim ben. Tamam evet. gözümü kapadım Allah yok haşa ahirette yok hesap evet. da yok tamam istediğimi yaparım zannediyor. Heh. inkar İnkar yoluyla. Halbuki, ne Halbuki diyor? o bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazifi ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza. Bu üç misale kıyas edilsin ki bel rane alâ kulûbihim sırrı anlaşılsın. İnkar ederek sanki o sıkıntılardan kurtulacağını zannediyor. Halbuki ibadetin insana verdiği sıkıntı çok küçük bir sıkıntı. Sinek ısınması gibi diyelim. Sabahleyin he. erken kalktık, abdest aldık, namazımızı kıldık. Halbuki i̇şte, bakın bilim bundan, yeni gelişmelerle namazın harekatını, insanın bir Allah olan inancı, kendisini kanser dahil bütün o hastalıklardan muhafaza ettiğini bilim dayı bugün itiraf he, ediyor. Faydaları yani. çok zaten. Faydaları çok yani maddi, maddi, yani, maddi faydaları çok da, yani o... He psikolojik küçük bir sıkıntı bedene evet. verin. Halbuki inkar edenin huzurlu olması mümkün değil, değil, değil mi? Her şeyden, evhamlanan, her şeyden korkan, ölümden korkan, e, gergin, huzursuz, sıkıntılı, isyan eden, her şeye yani huzuru bulması mümkün değildir ruhun. Hamisiz yani kendini himaye eden, dayanacak o acizlik, o zayıflıkla nereye gidecek? Yani, yani insanın yani hayal ettiği her şey ihtiyacında var yani. Her şey istiyor. Ama sermayesi ne? Yani bugün milyar doları da olsa ihtiyacı olduğu her şeyi tedarik etmekten aciz. Çünkü hayal ettiği insan her şeyi istiyor. Demek evet. ki hazinesi nihayetsiz bir Allah ihtiyacı var. Düşmanlar hatsiz, göze görünmeyen bir mikroptan tutun da zelzele, taun, deprem, ta tayfun her şey onun düşmanı. Yani. E bütün bunlara karşı onu müdafaa edecek nedir? O birinci lemma dokunmuştuk ya. Yunus Aleyhisselam o vaziyetinden kurtaracak. Ancak denizi, havayı, semayı ve balığı musahar eden, emri altında bulunduran bir e, Rabbi onu o vaziyetten kurtarabilir. Demek ki yani kudreti nihayetsiz olan ...ve rahmet hazineleri nihayetinde olan bir zat lazım ki bize... ...ona istinad ile ancak bu hayat gemisinde güvenli, istikrarlı bir şekilde seyahat edelim. Yani bir diğer e, dikkat çeken bir konu da hocam... ...yani inkarda aslında çok güçlü deliller yok bakmayın. Yani inkar eden kişi sorumluluktan kaçmak için inkar ediyor. Gözünü kapıyor sadece. He, yani e, istediğim gibi günahlar istediğim gibi yapayım emir altına girmeyeyim nefsin bir evet. arzusu, temennisi bir arayış içindeyken çok küçük delili bile önemli bir şeymiş gibi kabul edip onu savunuyor. Mesela bugün işte yaratılışa alternatif olarak çıkan evrim teorisini savunanların böyle hep yani ibadetini yapmayan, inanmak istemeyen kişilerden oluşması da dikkat çekici. Yani kabul etse Allah'ı sorumluluk altına girecek evet. diye o sorumluluktan kaçmak için e, inkar yolunu tercih ediyorlar. Bu bir psikolojik bir gidişattır. Yoksa ilmi bir şey yok aslında. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğine olan deliller çok güçlü. Evet. Binlerce kainatta her şey Allah anlatabilen evet. delil, birer ayet. Ama olmadığını inkar eden çok ciddi şeyler yok. Tamamen hissi, tamamen psikolojik, tamamen demagojik, <laughs> cerbezeyle böyle illaki kendilerini aldatmaya çalışıyorlar. Evet. Bu bir aldatmadır. Ve ayeti kerimede de buraya bağıradı bu izahı. Dedi ki Belran ala kulubihim demek. Yani işlediği günahlar onların kalplerini kaplamış ve karartmıştır diye de oraya bağlıyor. İşte günahlar evet. demek ki bizim kalbimizi karartıp inkara kadar götürebiliyor. Çare ne? Tövbe istiğfar etmek. Evet. İnsanız bazen duygularımıza yenilebiliriz, günah işleyebiliriz. Tövbe istiğfarla ondan kurtulmaya çalışmak Zamanımız biraz azaldı hocam, şöyle biraz bir ikinci nükteyi de bir dinleyelim inşallah. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanın şekvaya üç ve hakları yoktur. İnsanın başına gelen musibetlerde, hastalıklarda insanların şikayete, itiraza üç ve cihli hakları yoktur. Şimdi birinci burada Eyvallah başına musibetler gelmişti, o, sabretmiş. o sabretmişti. Şimdi bu evet. biz de sabredebiliriz, değil mi? Evet. Şimdi biz de, bizim de başımıza belirli musibetler imtisal. geliyor. Şimdi biz Heh. kendimize ders çıkaralım evet. buradan. Birinci veci, üç vecili hakları yoktur dedi. Bunlardan birinci yönü, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını, o vücut elbisesini o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder. Muhtelif esmasının, muhtelif isimlerinin cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Cenab-ı Hakk'ın pek çok ismi var. Bunlardan Şafi ismi yani şifa verici ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi, rızıklandırıcı ismi de açlığı iktiza ediyor. Onun tecelli edebilmesi için şafesim için hastalık, rızık verebilmesi için de açlık gerekiyor. Ve hakeza bunlar gibi pek çok ismi o vücudu ne yapmış? Bir model ittihaz etmiş. Ee, orada tecelli ediyor, onu kesiyor, biçiyor, tebdil ediyor, değiştiriyor. Ve hakeza malikül mülki tasarrufu fi mülki keyfe yeşâ mülkün yani evet. sahibi mülkünü de istediği İsinye gibi tasarruf eder, eder. bu beden evet. de Allah'ın bir mülkü değil mi bu bedeni de yolda sahipsiz bulup da aldık değil yani Cenab-ı Hak bize geletti. emanet vermiş bu mülk onun o, dolayısıyla biz e, hesap sormaya niye beni hasta ettin niye beni sakat yaptın niye benim gözümü evet. kör ettin diye hesap evet. bu Mülk Allah. In. belki biz e, bu insaniyet nimetine ve iman nimetine mazhar olduğumuzdan dolayı çok daha fazla şükre ee, yani Allah'ın hikmeti böyle ikna etmiş evet. farklı şekillerde ödülüne mükemmel evet. veriyor böyle bir bakış açısı evet. İslamiyet bize ders veriyor bu evet. da bakış açısını dikkat çekiyor birisi demek ki öncelikle bizim karşılaştığımız musibetlerde Allah'a isyan etme hakkımız yok, yok. çünkü bu mülk Allah'ın Allah de istediği gibi tasarruf eder. Bunu bir kere bile, evet. bunu bir kere yani, kabul eder. Yani temellük davasından, yani o mülkü sahiplenmekten vazgeçmemiz Vazgeçelim lazım. Vazgeçelim bir kere, bu bizim Evet değil bir kere. İkinci veci, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, safileşir. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemül eder vazifi hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahs olan vücuttan ziyade şerri mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Yani sürekli istirahatte hiç bir değişim yok, hareket yok, tagayyür yok. Yani böyle bir hayat, yani hayrı mahs olan vücuttan ziyade, varlıktan ziyade her yönüyle kötü olan hiçliğe yakındır ve ona gider. Yok, yok, yok gibidir. Yani hiçbir yok şey yani. yapmasak, hiçbir şey yapmasak, değil mi? Hı. Oturarak, uykuyla geçsek, boşa ha, geçen bir Sürekli halbuki, yatağında yat, uyu yani. Halbuki hayat ha. bir faaliyettir. Cenab-ı evet. Hak istiyor ki bir faaliyet olsun, bir terakki olsun, bir gelişme olsun, bir ilerleme evet. olsun. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey, hiçbir hareket olmadan geçen zaman boşa geçmiş, ölü yok zaman ölü bir zaman gibidir. Evet. Cenab-ı Hak bir faaliyet olmasını istiyor. Bu musibetler evet. de bizi harekete geçiriyor. Daha Hasta gerekiyor. oluyoruz. Hastalıktan kurtulmak için değil mi? Çareler ararken tıp ilmi ortaya çıkıyor değil mi? Bak değil mi? bir gelişmeler ortaya çıkıyor. Hastalıkla da organlarımızın kıymetini daha iyi daha bilebiliyoruz iyi değil mi? gibi. Evet. Evet değerli Değişik neticelere vesile oluyor. Zaman Üçüncü veçiyi de de hızlıca da, okuyalım isterseniz. Onları, onları da inşallah... Üçüncü veçiyi yalnız iki veci okuduk. zamanımız doldu diye... Üçüncü veçiyi okuyalım bir paragraf kaldı. Çünkü bir bütünlük var orada o zaman izah etmeden sadece okuyalım. E tamam öyle yapalım. Bir, Üçüncü vecibemizdir inşallah. Şu darı dünya meydan imtihandır ve dar hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Evet ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetzede zafını ve aczini hissedip Rabb'ı Rahimine iltica kerane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbi ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Değerli hocam ağzınıza sağlık. Güzel istifade ettik. Bize ayrılan zamanında sonuna geldik. İnşallah yine devam edeceğiz. tabii i̇nşallah Bu, bu kıssadan alınan de. dersler birkaç ders daha var. Evet. O derslerimizde gelecek derslerimizde inşallah okuyup hatırlamaya çalışalım. İnşallah. Bizler de musibetler karşısında nasıl sabırlı olacağız, onun dersini alalım. Bu dersler öncelikle de kendi nefsimiz elbette. Kendi nefsimiz elbette, evet. elbette ki amacımız Değerli Risale Okumaları seyircileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir Risale Okumaları programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.